şey güzel mi? Yürüdüğün yollar insan olmana yeter mi? Kırdığın kalplerin acısı üstüne siner mi? Nereye gitsen kaderin izini sürer mi? Bildiğin tüm doğrular yanlışlara döner mi? Korktuğun karanlık seni bir kuytuda bekler mi? Olur ya, büyürsün bir gün sen de. Ağlarsın eski resimlerine. Hiç istemesen de armut dibine düşer mi? Aynadaki adam bir yabancıya döner mi? Bir gün yaptığın tüm hatalar seni affeder mi? Söylemediğin her şey seni hasta eder mi? İçindeki öfke dünyaya karşı gelir mi? Onların günahı senin cezan olabilir mi? Olur ya, büyürsün bir gün sen de. Ağlarsın eski resimlerine. Olur ya, büyürsün bir gün sen de. Ağlarsın vazgeçtiklerinde. Olur ya, büyürsün bir gün sen. Eski resimlerine. Olur ya, büyürsün bir gün sen de. Ağlarsın vazgeçtiklerine. Efendim, dünyadan aşı haberleri geldikçe ülkemizde aşı karşıtları da alevlendi. Savunmaları da bu aşının faz 3 onayı gelmemiş. Olmaz böyle. Şeklinde değil. Yani avucu değiştirecekler. Bilgenç beynimize çift takacak. Şeklinde oldu. Şimdi bir şeyin maliyeti eğer kendini kurtarmıyorsa o yatırım zaten yapılmaz. O yüzden çok takılmayın. Ha ama endişelenmek istiyorsanız, aşı satın aldığımız Çinli şirketin CEO'su geçmişte aşıların onay alması için yetkili kuruluşlara rüşvet vermiş. Aha size gerçek bir neden. Sim kart takacaklar beynimize diye endişeleneceğinize, buna endişelenebilirsiniz. Tabii bir de şöyle bir şey var. Salgından korunmak için yatalak bir hastaya dua okumaya giden bir üfürükçü 3 köyde 136 kişiye virüs bulaştırmış. Yani sevgili izleyenler, belki de çip falan o kadar da kötü bir fikir değildir. En azından yapay da olsa bir zeka sonuçta. Sırada başka bir deep freeze haberimiz var. Amerika'da 25 yıl önce dondurulmuş embriyo sağlıkla dünyaya gelmiş. Çok affedersiniz, bok vardı sevgili izleyenler. Anne de bebek de 92 yılı mahsulüymüş. Tabii bebişin içeride geçirdiği süre iyi halden sıfırlanıyor. Anacığıyla aslında aynı yıl portakalda vitamin olmak. Ya ne tatlı. Yani şöyle, 2000'lerde dünya partilerken çözdürmemiş
çözmüşler çocuğu. Felaketlerden felaket beğendiğimiz bir yılda çözdürmüşler. O embriyonun aklı varsa çalışır, kazanır, hukuk okur. Aileye de 18 yıl sonra açar davasını, çatır çatır tazminatla gül gibi yaşar. Efendim, Şanlıurfa'da çocuk yaşta evliliklerin önüne geçmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 4 aşiret lideriyle protokol imzalamış. Protokole göre aşiretler erken yaşta evliliklere izin vermeyeceklermiş. Yani kanunla ve vicdanla önüne geçemediğimiz bir durumun aşiret liderlerinin rızasıyla hayata geçiyor olması bizim biraz yüzümüzü kızartıyor. Ama kızarması gerekenlerin yüzleri ne alemde pek bilemiyoruz. Neyse. Hayırlı olsun. Sevgili izleyenler, Karadeniz'de 20 kişi toplaşıp bağışıklıkları güçlensin diye turşu yaparken virüs kapmış. Puşt 1, turşu 0. Birlikten Laz fıkrası doğmuş adeta. Maske takıp mesafeye dikkat etmek bu kadar zahmetsiz ve kolayken halkımız yok, hayır diyor. Zoru severim, adrenalinsiz asla diyor. Ne yapıyor, ediyor. Şu kurallara uymuyor ya. Nerede çokluk orada bokluk diye gözlem ve bilim içeren şahane atasözlerimiz de var bizim üstelik. Böyle sağlık çalışanlarının işini zorlaştırmaya devam edersek hep birlikte 2021'in de turşusunu kurarız evlerde, şimdiden söyleyelim. Efendim, Utah'tan sonra Kaliforniya'da da bir dağın tepesinde monolit bulunmuş. Hiç öyle biliyor gibi süslenmeyin. Çoğumuz monolitin adını ilk kez duyduk. Şimdi öyle monolit, süper falan yapmayın. Buyurun, kendisi şöyle bir oluşum. Erozyon sebebiyle meydana gelen jeolojik devasa dikey formda taş ve kayalara monolit deniyormuş. Ama piramitler gibi bu yapının sebebi de kesinlikle uzaylılar. Dünya dışı varlıklar biz karantinadayken gelip Satürn 1. Ligi izlesinler diye çeken yere uydularını dikiyorlar. Sonra neymiş, monolitmiş. Neyse canım, Amerikalıya kıyamet günü senaryosu çıktı işte. Yine bedavadan. Kaybettikleri savaş yok bu McChicken'lerin. Sevgili izleyenler, bayraklarımız hazırsa hemen asıyoruz. Çünkü Washington Belediye Başkanı 5 Aralık gününü Dünya Türk Kahvesi Günü olarak tanıdığını duyurmuş. Bu gurur hepimizin. Kutlu ve Damla Sakızlı olsun. Washington'da faaliyet gösteren Turkish Coffee Lady Vakfı'nın kurucusu Gizem Şalcıgil White, 500 yıllık geçmişe sahip Türk kahvesinin bilinirliği neredeyse yerlerde. Yapacağınız işe tüküreyim minvalinde bir açıklamayla konuya girişmiş. Bu orta şekerli mücadeleyi sırtlandığı için kendisini tebrik ediyoruz. Efendim, ülkemize değer katarımız yine cebimize olur olmadık yerden para sıkıştırmaya devam ediyor. 60 doz Safkan ara patı spermi satın almış bu Katarlılar sevgili izleyenler. Evet, o güzel Katarlılar o güzelim atlara binip gidecekler. Spermleri ülkeden çıkarken minimum gönderim ücreti tamamlansın diye sepete attıklarından şüpheleniyoruz. Ülkemizi dev bir free shop olarak görüyorlar, zira hadi gelmişken alalım diye diye arsa borsa iş atlara kadar geldi. Ya, döviz girmesi gayet olumlu, fakat yakında Katarlılaştıramadıklarımızdan geriye sadece diri vücutlarımız kalacak. Hayır, bu nasıl bir iş? Aç karnına lokantaya girmiş dayı gibi menüdeki her şeyden alıyorlar. Da bu nasıl menü? At sperminin menüde ne işi var? Yeter diyor ve Katar'a buradan seslenmiyor, artık bağırıyoruz. Yallah hanımlar beyler, serbest vuruş bitti. Damla Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum İbrahim Bey. Damla Hanım'ı ben size tanıştırayım. Damla Hanım efendim, bizim ekibimizin stylingi. Efendim, ilk gülümsememizi alalım. Ha, ben tanıdım. Ben de tanıdım. Kim? Boran kızım. Bildi galiba. Zannediyorum bildi. Alkışlıyoruz sanırım ben. Çalıştık Boran'dan. Evet. Aa, çok güzel. Bu da çok güzel. Jessica Biel. Jessica Biel mi? Jessica Biel'in zaten bir dudağı bu fotoğraf kadar. Damlacığım, sen de tanımıyorsun galiba Jessica Biel'i. Ben tanıyorum. Çok da beğeniyorum. Güzel, gördüğünüz gibi detay biliyorum. Orkestradan yardım almak ister misin? Paris Hilton geçti aklından. Hande Erçel. Hande Erçel mi? Hande Erçel bu. Alayım. Aa! Vallahi Göksücüm. Göksücüm, sana vereceğim. Göksücüm gel. Allah başka dert vermesin. Çünkü delirdin galiba. Hande Erçel'i sana mı benzetiyorlar? Ona benzetiler. Ha, sana benzetiyorlar. Ha, sen delirdin. Aynen. Kopya verdi, o da benzetiyormuş. Aynen karşım, aynen. Gülseren Hanım, bu gece de sizdeyiz. Bunu biliyorum. Aynen. Neden? Çünkü bir Friends hastasıyım. Evet. Jennifer Aniston adını. Jennifer Aniston doğru cevap. Vallahi inanılmaz. Aa,
Bu kim bu? Bu kesin yabancı. Neden? Operasyonu yabancı mı yapmış gibi görünüyor? Bu dudak sivriliğini bilirim ben bize böyle. Çünkü evet böyle yapılmaz. Bizdekiler daha organik olur. Angelina Jolie diyen ağzın bal yesin. Kim dedi Angelina Jolie? O mu? İbrahim mi dedi? Bakalım o mu? Değil canım o. Megan Fox. Megan Fox İbrahim'e Angelina Jolie dediği için signal white now verelim. Telaffuzu düzeltmez ama dişleri beyazlatır. Anında bembeyaz gülümsemiş. Bu benim babam galiba. Yok. Kim bu ya? Senin baban mı? Yok. O da değil. Kimin babası? Bu birinin babası ama. Jude Law mı bu? Jude Law mı? Kim? Tom Cruise diyenler var. Tom Cruise. Mel Gibson diyenler var. Ben bildiğiniz Tom Cruise diyorum. Bütün yabancı erkek oyuncu isimlerini sayarsanız belki tutturursunuz. Tom Cruise. Tom Cruise mu? Evet. Bak evet mi? Kim dedi oradan biri Tom Cruise evet, dedi. Kim? Barış dedi. Barış'ı alkışlıyoruz. Vallahi tebrikler. Damla Hanım gördüğüm kadarıyla 5 aylık signal white now kazandınız. Anında bembeyaz gülümsemeler diliyoruz size. Görüşmek ayaklarınıza üzere. Sağlık. Sağ olun. Hanımlar beyler Ayça Ayşin Turan geliyor. Şimdi zaten Ayça'cığım senin korkmana çok gerek yok. Neden? Çünkü sen ve sen ki abime söylerim 5 tane abin bir tane de ablan varmış. Abilerin döver muhtemelen ablan da bizi böyle bir askıya atar falan. 7 kardeşmişsiniz. Evet, maşallah. Aynen, maşallah. Ne kadar güzel. Yani sen Sinop'tan İstanbul'a geldiğinde hı-hı, çok da kalabalığa şaşırmamışsındır diye düşünüyorum. Yok diyorsun. Öyle bir durum değil. Tabii ki küçük bir şehirden İstanbul'a geldiğinde metropol büyük falan bir nereye geldim ben falan. Evet oluyor. Sen ama zaten üniversite okumaya geldin. Aynen. Hı-hı. Peki çok dışarıda arkadaşın var mıydı? Ailenle sürekli oyunlar falan oynar mıydınız? Allah mi? Kardeşlerim bana hep yetiyordu. Gerçekten aynen. Mesela 7 kardeş olan var mı bizim ekipte? 6. 5. Kaç? 10 geldi. 10 mu? Ne yapıyorsun? 18. Ekibi kardeş olarak görüyorum. Ekibi öyle mi? 18 kardeşin mi var Sadık? Allah'a arttırsın diyeceğim ama arttırmasa mı? 18 iyi bir rakam. Nasıl olmuş o? Sen kaçıncısın? Kaçmış? 2. 2 anneden. Tamam canım onunla ilgilenmiyoruz. Önemli değil kaç anneden oldu. 18 yani 7 anne desen de bana fazla bir rakam. Sen kaçıncısın? Sondan 3. sonunu nasıl görelim biz onu? 15. Maşallah. Vallahi maşallah. Süper. Senin arkadaşa ihtiyacın oluyor muydu? İşte bak aynı dili konuşuyoruz. Nasıl olacak ya? Vallahi maşallah ne güzel. Peki oyunculuk serüvenin başladıktan sonra abilerinle falan hiç çatışma yaşadın mı? Yok hiç. Yani en büyük destekçim zaten hani ailem oldu, onlar oldu. Onlar ne iş yapıyorlar? Bizim sektörden var, başka sektörlerden var, öyle. Kalabalık olduğu aynen için çeşitli sektörlere evet yayılmış durumdalar. Aynı işi yapan iki kardeşin yok gibi mi? Oyuncu olarak yok ama yok. Reji var. Ha reji yapıyor. Aynen aynen. Ha var. Senden önce mi başladılar sonra? Benden sonra. Sonra mı? En küçük değil misin sen? Küçüğüm. Vay heyecanlandılar demek aynen ki. Sinop doğumlusun. Evet. Ama bir röportajında şöyle bir ailem Karadenizli, iki tarafımız da Karadenizli diye böyle bir altını çizdiğin görülmüş. Ben mi çizmişim? Yani muhtemelen seni çizdiğini varsaymışlardır. Neden gerek duydun buna falan diyeceğim ama zaten sen ne olacak ki falan gibi davranacaksın. Yani yok hep soruyorlardı üst üste geldi sanırım. Evet. O yüzden belki dikkatli gidiyor musun çekmiştim. Sinema? Gidiyorum tabii. Aynen evimiz var orada. Şimdi bu pandemiden dolayı biraz gidemedim vesaire falan ama gidiyorum. Evet, ben de Artvin'e gidiyorum her boşluk bulduğumda. Niye Sinop'a gitmiyorsunuz? Çünkü Sinoplu değilim. Olsun. Davet eden de çıkmadı Ayça'cığım. Eğer şimdi bundan sonra bu lafı ettiğin için galiba o ağırlamak zorunda kalacaksınız. O zaman pandemiden sonra gidiyoruz. İstanbul'un kaosu başlarda beni korkuttu. Çok ağladım. Geri dönmeyi düşündüğüm zamanlar oldu demişsin. Oldu mu ya gerçekten? Geri dönmeyi düşündün mü? Yani, yani şöyle biraz başta gerçekten... Nereye düştüm ben şeyine giriyorsun çünkü çok kalabalık. Evet. Yani yaşadığım yer küçük, orada büyüdüm, yetiştim falan. Ama çok uzun sürmedi. Radyo, sinema, TV okumak için gelmişsin İstanbul'a sen.
hayat bu ya. Ne oldu peki? Sen onu ne bitirdim, yaptın? Bitirdim. Bitirdin evet, zaten evet. Şimdi bir de aynen. Temel Adalet diye bir şey okuyormuşsun. Evet, onu açıktan okuyordum. Bu da bir pandemi sürecinde biraz böyle sekteye uğradı gibi bir şey. Zaten okul okuyan herkesin sekteye bir şey uğradı yani. Aynen. Okulu devam edebilen var mı? Bizim ekipte okuyan var mıydı ya? Mert, sen bir açık bir şey mi okuyordun? Evet. Ha, seninki ne durumda? Güzel, yeni başladım. Haftaya sınavlarım var. Başarılar dilerim. Niye bunu dedin şimdi? Çabuk mu bitirelim? Dersin mi var? Kaçıncı sınıftasın şimdi sen? Bir. Üç. Üçten mi başladın? Çok mu zeki gördüler seni? YGS'li. Oo, vallahi helal olsun lan. Helal olsun. Temel Adalet seçimin neden? Sinema televizyon okumadan önce hukuk okumak istiyordum. Öyle bir tarafım işte avukat, ha, savcı vesaire. Orada içimde kalan bir şeydi. Öyle bir de şansım olduğunu öğrenince okuyayım dedim. Ya şimdi sen cahilliğimi bağışla. Temel Adalet'te ne? Bu kanunlardan falan mı bahsediyorlar? Yani her şeyden aslında, nasıl diyeyim, o kadar çok geniş kapsamlı değil. 2 senelik zaten ama genel böyle kavramları tarif vesaire ediyor falan filan, onlar iyi işleniyor. Peki adaletle ilişkin şey midir? Böyle bir, hani adil olmaya dair böyle bir ters bir tarafın var mı? Vardır. Mıdır? Var mıdır? Aynen, vardır. Aynen, zaten bakışından vardır. Anladım. Onu bir tek ben mi gördüm? Sen de gördüm. Sen de gördün. Ayağını denk al diye baktı bana, biliyor musunuz? Gerçekten evet, mi? Falan. Hayır hayır, yok, şaka yapıyorum. Asla değil. Ne Gülseren Hanım? Gülseren Hanım, çok zor durumdayız. Estetiğin var mı? Hayır. Hiç mi yok? Olsun mu? Hayır, asla olmaz. Saçma, rica ederim. Olmasın. Benim olsun, benim. Bu ne arkadaşlar? Maşallah. Peki hiç ihtiyacın olsa yaptırır mıydın? Bilmem, olabilir ihtiyacım olsaydı. Tabii değil çok mi? Karşı değilim. Aynı. Evet, sakar mısındır? Bazen. Evet, olabiliyor şeyler. Röportajlarında kullandığın en klişe cümleyi bizimle paylaşır mısın? Yani hep böyle işte en önemli, en değer verdiğiniz şey, her şeyin başı sağlıktır derim mesela. Yani klişe değil ama gerçekten her şeyin başı sağlıktır. Ya klişeyle ilgili bir kimin lafıydı? Onur Ünlü'nün söylediği bir şeydi galiba. Şey demişti, klişe zaten her daim çalıştığı için klişe olmuştur ya. O yüzden kullanmakta çok da beis görmemek lazım gibi bir şey demişti. Ayrıca gayet de iyi bir temenni. Evin en küçüğü olduğun için ekmek almaya hep sen mi gittin Ayça? Hayır, ekmek hep bana geldi. Bu prenses. Tabii ama haklı. Yani ama küçüğüm işte yani. Tabii evde en küçük. Ev bebek gibi bebek. Bu hanımefendiye nasıl kıyıp ekmek almaya göndereceksin? Peki büyüdükten sonra ekmeğini kendin almaya gittin mi yoksa... Online sipariş. Onu da online sipariş vermiş. Evet, güzel. Peki çalışmaktan en keyif aldığın partnerin kimdi? Hayır mı şimdi? Ayıp olur. Hayır hayır. Yok yok, hiç hayır. İki tane söyle. Yok, hadi senin ayağın alışsın. Yok yok, hiç ayırmayayım. Hepsiyle çok tatlı, çok güzel anlaştım. Bir kişi hariç. Bir kişi hariç. Tamam. Yo yo, o kendini biliyor. O kendini biliyor. Yo yo, kendini biliyor. Yok yok, hepsi çok tatlılardı gerçekten. Bir yere geç kaldığında doğruyu mu söylersin yoksa trafik hakkını mı kullanırsın? Doğruyu söylerim genelde. Trafik varsa... Trafik hakkımı kullanabilirim, yoksa başka bir şey olabilir. Şu an niye yanlıyormuşsun gibi geliyor acaba bana? Şu an söylese olmaz tabii kız. Yani geç kalır mısınız çok? Yok, yani genelde dikkatliyimdir. Dakik misindir? Genelde. Dakik olmaya çalışırım. Peki amaçsız ve kötü yapılan Karadeniz şivesiyle karşılaştığında kaşıntı tutuyor mu? Ötesi tutuyor. Kurdeşen falan döküyor. Gerçekten mi? Sana da çok rahatsız edici geliyor mu? Yani bilmem, ya öyle görüyorlar galiba. Sinop'ta o kadar ağız yok, yok tabii. Yok, tabii ki yok ama sonuçta ama... İşte benim. Ama yani bir şekilde senin kulağın tabii ki İstanbul'da yaşayan birine göre daha alışkındır. Yani... Bir şekilde daha fazla duymuş olduğunu düşünüyorum. Sence peki neden ısrar ediyorlar? Çünkü öyle değil. Bilmem, yani yöresel bir şey bence ve herkesi o şekilde mi konuşuyor acaba diye düşünüyorlar, bilmiyorum. Peki çok çalışkanmışsın sen. Öyle duyduk. Evet. Yani peki lisede kopya vermemek için ya bence bilmiyorum falan dedin mi yoksa kopya verdin mi? Yok, kopya vermeyi de almayı da sevmem ama prensiplerim dahilinde. Gerçekten bayağı uyuz bu. Uyuz bayağı. Uyuz. Sen, o en çalışkan sen miydin sınıfta? En çalışkanlardan biriydim. Tabii. Tam tahmin edildiğim. Böyle örgülü falan. Aynen. Kendinde katlanamadığın huyun ne? Gülseren Hanım'ı aramayacaksın. Asla aramayacağım. Aramızda be. Tamam, aramızdaysa. Bazen çok sabırlıyım.
bazen böyle sabrım taştığı an böyle gözüm falan dönebiliyor yani. Ay, yeter artık şeyine geçebiliyorum. Sertleşebiliyor musun? Hiç tersim de... çok şeydir. Tersim pistir. Evet, ama diyor. Çok şeyimdir, limitliyimdir. Böyle tahammül eşiğin yüksek evet. Ama onun geçince de fena ortalığı yıkıyorsun. Evet. Ay tüh, dikkat edin çocuklar. Hiç bir mesajı yanlışlıkla atmaman gereken birine gönderdin mi? Ya mesela ne gibi bir mesaj? Yani öyle karışıklıklar olabiliyor. Bazen retro oluyor belki. Bazen Merkür geliyor falan. Gördün mü? Bu da bizim gibi. Umay. Retrodan kusura bakmıyorsunuz umarım diye. Mesajı yanlış yollamış. Aynen. Gelen bir aramayı canın istemediği için cevaplamayıp sonradan aradım ne zaman hiç görmedim ya falan yaptığın oldu mu? Yapmadım dersen inanacak mısınız? Asla. O zaman. Evet. Fake hesabın var mı? Yok. Yok mu? Neden? Ya niye olsun? Ne bileyim bir ton insanın varmış. Canan? Senin ne? Var. O ama kimleri kimleri senin topluyor. Var mı? Benim mi? Yok. Ama belki de yalan söylüyorumdur. Ben güveniyorum. Fake hesabım yok da deneme hesabım var. Bir şeyleri test etmek için kullanıyoruz. Yok mu Umay? Bir şey söyle. Umay? Umay'ın var. Umay ama manyaktır. Umay'ın özel bir durumu ama var. Ama konulara sonra aynen. Başlayacağız. Sen onun çocukluğunda hep ekmek almaya göndermişler. Gülseren Hanım'a o yüzden. Şey yaptık. Gülseren Hanım çözmez onu öyle diyeyim. Tabii kırmızı ufak haplar var. Ne? Beşer beşer içiriyoruz. Sosyal medyada hakkında atıp tutan olunca cevap yapıştırıyor musun? Yani atıp tutuyorlar zaten. Atıp tutuyorlarsa. Onunla uğraşmıyorum diyorsun. Batıl inancın var mı? Var. Evet var. Bizimle evet. Paylaşmak ister misin? Bir düşüneyim. Böyle bir kendi içime döneyim bir şeyler yapayım falan. Gerçekten kendi içine paylaşmak döneyim. İster miyim acaba? Bu arada Batıl İnanç sorana bak. Biz nazar boncuğu kaynıyorum ben. İşte şunlar falan var zaten. Başka mesela üstümde bir şey dikilmesinden hoşlanmam. Evet, çünkü o böyle kısmeti bağlarmış falan evet, derler. Evet evet öyle üstüne derler. Üstüne dikilecekse küçük bir iplik parçasıyla olayı bütün her şeyi çözebileceğimi Aa çok güzel bilmiyorum. Bak bunu bir tek ben biliyorum sanıyordum. Biliyor musunuz siz? Böyle üstüne bir şey dikilirken ağzına ip alırsın. Hayır ne be? Ben bunu biliyorum. Hayır ne? Ben de biliyorum. Sizi hayır dediğiniz ne? Ben de onay bekliyormuşum gibi de onaylanmamışım gibi o. Bak mesela Tibet senin hep üstünde dikmişler. Ondan. Ağzına da ip vermemiş kimse. Ondan olmuş. Bakkaldan hiç sakız çaldın mı? Çalmadım çünkü bakkal bizimdir. Dükkanımız vardı. Girip her şeyi alıp yiyip çıkıp... Kız 2 saat boyunca bana hava basacak burada ve ben buradan ağlayarak gideceğim çocukla. Hiç kendi horlama sesine uyandığın oldu mu? Yok. Sen horluyorsan bu dünya yansın. Yok horlamıyorum. Şaka şaka. Horlamıyorsun. Yok. Evet herkes gibi. Ben ama zaten o şeyler var, uygulamalar var onları. Uygulamalar var. Horlatmıyor i̇şte, mu? Uyurken falan horluyor musun, horlamıyor musun onları gösteriyor. Onunla test edebiliyorsun. Tabii. Böyle kız niye söylemiyorsunuz bunu? Bilmiyordunuz, öğrendiniz. Kıvırcık saç mı yoksa düz saç mı? Bilmem, yani o günkü agresifliği duygu durumunda. Agresif sen kıvırcık mı? Zaten o otomatik dalgalanıyor. Deli galiba. Ay yani böyle kabarıyor anlamda. Gerginken moduna... İnsan böyle elektrikli falan olur ya. Hiç tanıştığında fıs çıkan ünlü oldu mu? Oldu hayran ya. Olduğunu önceden. Oldu mu? Oldu oldu. Yani oluyor. Herkesin oluyordur. Belki oluyor. Benimle tanışan biri için de ben rica ederim. Fıs sanmıyorum. Oldu mu çocuklar bakın. Fıs çıktıysa söyle. Hadi yüzüm burada. Yüzü burada arkasında şey yapmıyor. Hiç ayrılırken sorun sende değil bende dedin mi? Dedim. Tabii dedik demeyen var mı? Zamanda yolculuk etme şansın olsa ne zamana giderdin? Yani pandemiden önce sorsaydınız çok şey söyleyebilirdim ama artık pandemiden önceki herhangi bir zaman kafi gelebilir sanırım. Hanımlar beyler sizce dürüst müydü Ayça Hanım? Ha?
çok naif biriymişsin gibi görünüyor. Fakat az önce kendin inceden sinyalini verdin ama tersin pistir diye. Gerçekten ters bir şeyle karşılaştığını, mesela sosyal hayatında seni tanıyanlar aa yok gerçekten sinirlendi mi, çok öfkelenebilir der mi senin için? Der. Hmm. Ya gerçekten çok sabırlıyım. Çok... Benim kız bana bakıp bakıp biliyor çocuklar. Ben çok zavallı bir durumdayım şu an. Bu kız bana bakıp bakıp biliyor. Kes, ne yapalım? Bizim de kader. Ayça Hanım, çok özür dilerim ama. Gülseren Hanım'ı arayayım. Gülseren Hanım, ben boku yedim. Çok pardon. Peki, sinirlenince ne yapıyorsun? Kavga mı ediyorsun yoksa ters mi konuşuyorsun? Kabalaşacağını düşünmüyorum. Yok, mesela. Yok, kabalaşmıyorum. Hı. Genellikle haklı oluyorum zaten. Yanıyor sanırım. Ya ilk işin 245 bölüm sürmüş. Aynen. 245 bölüm sana eminim çok fazla şey öğretmiştir. Nasıl bir deneyim olarak hatırlıyorsun? İlk işimde uzun bir süreçti. Yani günlük dizi olduğunun vermiş olduğu bu uzun bölüm sayısı evet. da var. Algılamaya çalıştığım bir setti aslında sektörü. Hı hı. Sonrasında Karagül yaptım. O 125 bölümdü. O maşallah, daha uzun aslında. Yani senin de kısmetliymişsin diyebiliriz. Öğrenmeli geçti. Evet, özellikle günlük dizi olmasıyla ilgili sordum. Çünkü benim ilk yaptığım iş, siz biliyor musunuz? 150 bölüm ben ne seninle ne sensiz diye. TRT Ankara dizileri vardı ya günlük. Onlarda başladım ben. İlk set deneyimim o. Evet. Şimdi bak, yani Allah'tan şu an kimsenin hazırlığı yok. Aç bak, o kadar tuhaf konuşuyorum ki. Cev 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 falan. Dublaj şey hayır mi? Abi, dublaj normal. Dublaj değil. Normal. Ben konservatuvarda okuyorum ya. Öyle bir şey sanıyorum onu. Cev 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 cev. Cev cev cev. İki tane ikiz çocuk var. Onlarla konuşuyorum. Onlar falan abi bilmem ne falan diye getiriyor. Cev cev cev. Cev 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 falan yapıyorum. Aa, kuaförüm ha. Yani normal insanım, yani öyle bir özel bir durumum da yok falan. O yüzden benimki mesela çok acıklı şimdi dönüp baktığımda. Her hafta bir koşul belirliyoruz bu o mu bu mu için. Mesela bu haftada şey diye düşündük aslında başta. Kimle bungee jumping yapmak istersin diye düşündük. Hiç. Aynen, çünkü sen yüksekten bayağı korkuyormuşsun. Evet. O yüzden çevirdik biz onu. Nereye çevirdin? Kimle yemeğe gitmek istersin'e çevirdik. Çünkü neden olmasın? Zaten hayaller hayaller yapıştı. İlk iki isim şöyle. Şükrü Özyıldız'la mı artık bir şeyler atıştırırsın? Ece Uslu'yla mı? Yani bu zorlanacağın kesin. Çünkü genelde bu pisliği yapıyoruz biz. Bak bunlar... Bence böyle olmak zorunda değilsiniz. Evet. Biz ama işte parayı ondan kazanıyorum ben. Ne yapayım artık? Ece'yle. Ece'yle devam ediyoruz. Ece Uslu'yla mı yoksa Hazar Ergüçlü'yle mi? Tersi pistiri keşke sonra sorsaydım. Şuraya böyle aslında ben bir şeyler koyacaktım ama o kadar vaktim olmadı. Ayarladık özellikle. Hazar'la. Hazar'la. Hazar Ergüçlü'yle mi, Aras Bulut İynemli'yle mi? Hazar'la çalıştım. Bir de Aras'la yemeğe çıkayım. Aras'la devam ediyoruz. Aras Bulut İynemli'yle mi yoksa Natalie Portman'la mı? Oo. Oo. Hayır, sen çıkmıyorsan ben çıkacağım. Ben uçarak gidebilirim. Natalie Portman'la gidiyoruz. Gidiyorum yani, alsın beni buradan. Natalie Portman'la mı yemeğe çıkmak istersin yoksa Kendall Jenner'la mı? Natalie'ciğimle yoluma devam. Kendall Jenner, sen bu aile, bu şey değil mi? Onların ufaklığı. Evet. Sen kardeş yanları bilir misin? Evet evet. Takip evet, edenler. Öyle, şey, bu diğerleri kadar tuhaf çıkmadı değil mi? Bu biraz daha bunu şey değil mi biraz? Tibet, sen nereden biliyorsun da kafa sallıyorsun? Allah'ım, Tibet'in de bilmediği bir şey olsun. Her şeyi Gülben Ergen diyor ki, kendi canına evet diyor. Peki, Natalie Portman'la mı, Ben Stiller'la mı? O mu? Natalie Portman. Natalie Portman abi, Ben Stiller'la sen ben çıkarız. Ayça niye çıksın? Natalie Portman'la mı yoksa Mert Yazıcıoğlu'yla mı? Mert'ciğim teşekkür ederim ama yoluma Natalie'yle devam etmek istiyorum. Mert alınmayacaktı. Natalie Portman'la mı, Alperen Duymaz'la mı? Alperen de bence kesinlikle alınmaz. Aslında ben, o yüzden. Ben olsam ben de alınmam. Natalie Portman'la mı, Şebnem Bozoklu'yla mı? Yavaş. Şebnem alınır, onu söyleyeyim. Alınmaz, alınmaz. Hiç alınmaz. Şaka alınmaz.
Natalie. Natalie ile devam ediyoruz. Natalie Portman mı, Josh Radnor mu? Aa, ay bu adamın adını benim asla aklımda tutamam. Tanıyor musun sen? How I Met Your Mother'daki... Evet, tanıyorum. How I Met Your Mother diye soran adam. Aynen ama Natalie'ciğim varken... Ama Natalie'ciğimle devam ediyoruz. Peki Natalie Portman mı, Edward Norton? Aa, hiç öyle ömür yok. Edward'ı seç gidelim. Edward'ı seç gidelim Ayça'cığım. Ayağımız alışsın. Natalie ile tamam bir yere kadar. Tamam evet Natalie ile hadi bir yere kadar. Edward Norton varken. Peki Edward Norton mı, Brad Pitt mi? Brad Pitt yani. Kim diyor onu? Damla. Allah Allah. Damla. Tabii ki Brad Pitt. Brad Pitt. Edward kaldı kızlar. İsterseniz Edward boşta şu an. Brad Pitt mi, Zerrin Tekindor mu? Zerrin'le yersin zaten yemeğini. Evet, yeriz. Hiç takımı Zerrin'le arasak artık sorsak. Bundan sonra zaten çok aslında haklısın. 2-3 tane daha isim var bir bakalım. Brad Pitt mi, Matt Smith mi? Matt Smith? Brad Pitt. Aman. Ya yani neden bir de yani? Aynen neden? Yani bir de neden evet. Peki Brad Pitt mi, Gillian Anderson mı? Kesin Gillian'dır. Brad. Evet. Tanıyor yani. Musun da Canan sen Brad diyorsun. Evet. Çok Brad. Başarılıydı bu çok. Arada Evet evet. Kral hanımefendi zaten genelde yaptığı her işte ben başarılı buluyorum. Yani benim beklediğimden daha geç tanınmaya başladı bizim tarafımızdan ama oldukça başarılı bir hanımefendi. Ama Brad'le devam ediyoruz tabii ki. Brad Pitt mi, Christian Bale mi? Şimdi buradaki neye göre acaba? Bunların arasında vejetaryen olan var mı? Bakın o önemli bir şey. Ya çok zor. Çok ayıp. Ne dedin duymadım. Brad ortalık malı olmuş abi. Christian'ı mı seçsin o yüzden? Ama çok şeyde oyunculuk falan filan iyi şeyler konuşulur yani. Evet bence de oyunculuk konuşulur. Ne konuşulacak? Yani. Brad Pitt mi, Christian Bale mı? Seçemedim. İkisi de böyle farklı kullanıyor. Boşta kalanı kızlara vereceğim. Sen şey yapma hiç. Hangisini istiyorsun? Neyse ben Brad Pitt. Brad Pitt. Brad Pitt kaldı efendim. Peki kadınsanız 2 hatta 4 kat mücadele ediyorsunuz diye bir açıklamam var. İşindeki böyle bir erkek kadın eşitliği hakkında... Nasıl düşündüğünü bu laftan anlıyoruz aslında ama hala öyle mi düşünüyorsun? Bu açıklamayı ne zaman yaptın? Çok başına bu eşitsizlik geldi mi? Yani şöyle bir erkeğin A noktasından B noktasına gitme süresi daha kısa olabiliyorken evet. Bir kadın olarak bunun için 2 katı, 3 katı, 4 katı yani ekstra enerji, ekstra efor sarf ediyoruz. Evet. Peki hala mı? Çünkü sen artık kariyerinde belli bir seviyede işlerde oynamaya başladın. Hayır, o koşullar senin için de hala aynı mı? Yoksa biraz yönetmeye başlayabildin mi? Bunu o alanı açabildin mi kendine? Yani elimden geldiğince açtım ama sonuçta kadınız ve hala savaşmaya devam ediyoruz. Devam ediyorsun tabii. Yani aslında bunu çok sormak istemiyorum. Aslında şöyle bir şey var. Yani özellikle kadın oyuncuların fiziksel özellikleriyle tarif edilmesi eğilimi var. Ama yine de sorayım yani sadece güzel olduğun için kaçırdığın roller olduğunu düşünüyor musun? Yani sadece güzel olduğumu düşündükleri için... Vermediklerini ve seni hayal etmediklerini. Teşekkür ederim o zaman onlara. Yani öyle yani. Bir akla gelmezlik vesaire falan. Hani akıllı hı-hı. Olarak düşündükleri şeye gelmiyorsak zaten teşekkürler. Okey. Hani anladım. Onların... Anladım. O hayal gücü evet, yoksa ben ne yapayım? Ona öyle. Diyecek bir şeyim yok diyorsun. Instagram'da başladığın her işte, her işin karakterine hoş geldin diye şey yapıyorsun. Hayatını etkiliyor mu oynadığın karakterler? Yani hani Instagram'daki o şeyi gerçek hayatında da o kadar çünkü sahipleniyor musun? Ya bana daha böyle şey gibi geliyor. Beraber bir yolculuğa başlıyoruz. Ben kendimden bir şeyler katıyorum. O süreç içerisinde karakter neler yaşıyor, dönüşümleri neler oluyor derken
ben onlardan bir şey öğrenebiliyorum ve hani ona hayatıma hoş geldin demek küçük bir şey gibi, tatlışlık, bir çok, jest yani gibi bence geliyor çok şık yani bir açıkçası. Hareket. Ama işte bu aynı zamanda da bu hayatına ne kadar dahil ettiğini de merak ettiriyor insanı. Yatıyorum, kalkıyorum. Ya ben çok düşünürüm, üstüne de çok düşünürüm o karakteri geliştirme sürecinde vesaire falan. Ama artık o yolda ilerleyiş biçimine de hani ne kadar müdahil olabiliyorsunuz, evet. Nereye evriliyor, hani her şey böyle işte senaryo neye izin verecek vesaire falan filan gibi daha dış etkenler de var. Hı-hı. Onlara çok müdahale edemiyorsunuz ama ben böyle kafa patlatmayı, üstüne çalışmayı, yeni bir şeyler bulmayı, keşfetmeyi, kendimde yeni bir şeyler bulmaktan inanılmaz keyif alıyorum. Süspansiyon. Süspansiyon. Gülben Show. Süspansiyon. Gülben Show değil. Eminiz bu olmadığını. Değil. Süs. Süs. Gürz. Süs. Düz. Süs. Gül. Süs. Belki üç. Pansiyonu dersen baş... Pansiyon. Başlıyor. Asla değil. Berbat. Az geri zekalı gibiyim şu an ben. Değil mi? Ben pansiyona geçtim. Süsü de oldum. Süs pansiyon. Fermer Show. Süs pansiyon. Tülbent. Gülseren Hanım. Gülseren Hanım. S arkadan kopya vermeye çalışıyor ama o da olmuyor. Süs. Sür. Süs. Tür. Süs. Süs. Ha süs, süs. Süs. Pansiyon. Süs pansiyon. Evet. Bravo. Pansiyon mu? Arkadan kim söyledi onu? S'yi de ben bunu bildim. Kim dedi? Cansu. Cansu sen nesin abici? Firkete. Firkete. Vaaay. Bildin mi? Abi bu ne buldu? Firkete kolay mıydı? Ama çok takılan bir şey ya böyle sette falan. Ağızda çok takılmaz ama firkete. Yani. Firkete. Benim de ağzımda böyle söyledim onu. Diye. Karambol. Karambol. Sizi dinleyeceğim bundan sonra. Ehli keyif. Ne? Tef? Ehli keyif. Bir şey keyif. Ehli keyif. Ehli keyif. Gerçekten kalbim kırılıyor artık. Nasıl bir ehli keyfi nereden bildin ya sen? Trileçe. Meşe. Trileçe. Çeçe. Şeşe. Çeçe trileçe. Şişe. Anlayamazsın, elimden geleni yapıyorum. Mümkün değil benim bunu anlamam. Trileçe. Doğru söyleyebildiğimden ben de emin değilim ama. Trileçe. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Tövbe bilemeyeceğim bir şey. Sen söyleyebildiğimden ben de emin değilim ama dedin ya. Evet. İşte ben onu okudum ağzından. Onu okuyunca dedim ki kesin trileçe o. Çünkü ben de bayağı şey karıştırıyorum. Trileçe, trileçe. Trileçe mi, trileçe mi? Üç sit. Üç sit demekmiş. Ehvenişer. Evin? Ehvenişer. Evince. Ehvenişer. Ağzım yamuluyor. Ağzım neyle oluyor? Ehvenişer. İnşaat. Ehvenişer. Efendice. Ehvenişer. Evlenince. Hayır değil. Ehvenişer. Ehveni. Ehveni. Şer. Ehveni çat. Kelimeyi bilmiyor galiba. Çıkar. Ehvenişer. Aman o ne ya? Tamam. O bilmediği kelimeyi bulduk. Alkışlıyoruz Ajanji Turan'ı.
sen arıza için stüdyoya girip Yol şarkısını seslendirmişsin. Evet. Daha önce de Tema Vakfı gecesinde Bir Çocuk Sevdiğimi söylemişsin. Hı hı. Senin şarkı söyleyesin mi var biraz? Yok. Ama iyi söylüyorsun da. Böyle bir şey düşünüyor musun? Yani şu an için öyle bir plan program yok ama ileride neden olmaz. Peki şöyle bir şey var mıdır yani arkadaşlarınla otururken falan şak diye şarkı yapıştırır mısın? Yok, ben çok utanırım. Aa, bu arada ben de utanırım. Çok utangacımdır yani. Sonra peki bununla ilgili bir merakım olabilir, emin değilim falan gibi bir durumda mısın? Ay, hayatta yapmam demiyorsun. Yok, ileride kadar. Neden olmasın. Güzel. Netflix'in ilk orijinal yerli içeriğinde oynamak ki çok da başarılı oldu dizi. Sana ne hissettirdi? Senin için nasıl bir tecrübeydi? Ne düşünüyorsun Hakan Muhafız için? Senin hayatında önemli bir yeri var mı? Güzeldi. Heyecan vericiydi. İlk olmasının verdiği ayrı bir böyle gurur vardı. Netflix'le çalışıyor olmak, zaten onların çalışma şartlarına göre çalışıyor olmak ayrı bir avantaj mı diyeyim? Hani rahattı yani, evet. Standartları. Farklı bir deneyimdi. Okey. Peki böyle bir kıyas yapıyorsundur illaki. Yani bu ulusal kanalda dizide çalışmanın ağırlığına kıyasla dijital platform tercih eder misin? İkisinin de kendine göre zor ve kolay yanları var mı diyorsun? Yani tabii ki ikisinin de kendine göre zor tarafları var, kolay tarafları var. Bir kere Netflix'te başı sonu belli olduğu için, işte süre daha kısa olduğu için tabii çok ki rahat, daha rahat. Ama işte televizyonda başka avantajları var. Bir de Netflix'te hani bizim Türk dizilerimiz de yurt dışına satılıyor vesaire falan, ama Netflix'te bunun aynı anda bütün dünyayla beraber izleniyor olması da bir garipti, güzeldi yani. Aç şey geldi mi hiç? Yabancı böyle takipçiler falan, yazanlar edenler. Çok. Ne diyorlar mesela? Yani bizdekiler söylüyorlar. Gibi mi? Ama şey, onu merak ediyorum aslında. Beğendiklerini söylüyorlar. Tibetçi. Merhaba. Bir seni tanıyabilir miyim? Tabii. Tibet ben. Tibet Akarca. Orkestranın davulcusuyum. Evet. Çok güzelsiniz. Hoş geldiniz. Çok güzelsiniz. İltifatını oradan çıkarmak istedim. Ya inanılmaz ya. Mikrofonu onun için mi aldın Tibet? Tamam. Biz de dedik, biz de dedik, çok güzel dedik. Ben de dedim Ayşe Hanım. Delirirmiş değil mi buna? Benimki duyulmadı mı? Bugün çok aramadık galiba. Bana ver, bana ver. Ver bir şey diyeceğim. Evet. Sizin için bir şarkı hazırladım, onu hımlayayım. Lütfen hımlarsanız hızlıca. Aa, hırsa bak. Sen dönene kadar. Dönene kadar. Şarkıyı biliyoruz, söyleyeyim. Söyleyeceğim zaten, inliyor adam. Bondip'te böyle bir kıyak ama yapımda. Kelimesini en azından şey yaptım. Aramadığın. Aramadığın yer kalmadı. Tebrik ederim. Çok güzel. Bildim ama yani. Bildin canım, bildin, bildin. Şarkının tam adını öğrenebilir miyim? Şu an orkestra full Ayça Ayşin Turan'a çalışıyor. İnanılmaz. Kelimelerde öyle değildi yalnız. Nasıl öyle değildi? Değildi. Hocam, en zor kelimeyi bulmuşlar. En zor kelimeyi bulmuşlar. Berabere kaldım sizin yüzünüzden. Efenişer ama yani şu an burada bulunan en yaşlı üyemiz tarafından. Kendisi şehzade soyundan geliyor. Ama bu delirmemiş şehzade soyundan. Hani aa, Topkapı benim falan demiyor. Diyor ki Efenişer falan. Bu tatlı kısımdan. Şarkının adı ne? Aramadığım yer kalmadı diye tahmin ediyorum. Evet. Soner... Kaba Saba Dayı, yok sarı. Yo, değil, o değil. O başka bir şey. Ay, başım döndü. Soner Kaba Saba Dayı mı? Kendi tuşuma vurdum. Sen sarı kaba dayı yaptın. Kaba Saba Dayı da çok iyi. Ya şey, Soner sarı kaba dayı. Sarı kaba dayı bu arada çok tatlı bir adamdı. Muhtemelen bunu duysa çok gülerdi ya. Kaba Saba Dayı. Peki de teşekkür ediyoruz. Berbatsınız Tibet Bey. Hangisinden içeyim Ayça Hanım? Şu neydi? Limon suyu. Olur o. Ya, bir şey söyleyeyim mi? Yani hayatımda sizin kadar tatlı çok az insana rastladım. Teşekkür ederim. Kendime neler kaldığını düşünüyorum. Oh! Seyretmiştiniz bunu! Aa, eyvah! Işığın hazır. Hazır, ışığın oradayken.
Canancığım da bizim makyajdan sorumlu devlet bakanımız. Evet Canancığım. buradan seyircilerimize söylemek isterim. Şu an her şey kapalı olduğu için Canan... Limi de unutuyorum seni. Evet. Canan bir şey içmedi. Çünkü içecek bir şey şu an PSM sınırlarında yok. Aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Biliyorum nasıl göründüğünü ama aklınızdaki şey asla olmadı. Ya bilememek daha komik ama şu an. Bilmediler. Neyse şarkıyı söyleyeyim mi? Söyle şarkıyı söyle be Canan. Tanımam senden başka dünyada yoktur eşi sanki yıllarca seni sayıp sevmiştim. Canancığım bu senin kendi albümünden sanırım. Selami Şahin. Selami Şahin. Selami Şahin'in şarkısının bu olmadığına çok eminim. Yani en azından bestesi bu değildir. Evet değil, o söylüyor. Aynen. O zaman başka bir şarkı. Lütfen. Dırınını ne be? Ha gözleri derya deniz. Size yazıklar olsun. Mekan konsantre. Aynen kızın kafası dağılmışken yapıştırdık. Aa. O sirke değil mi? Evet, tuzlusun. Tansiyonun düşmesin. Çıkartırız biz gerici. Sen merak etme. Ayça Hanım tuzlu suyu gömüyor hayırlısıyla. Alkışlıyoruz kendisini. Aa, kusacak kız kusacak. Durun. Şaka şaka. Aa, vallahi bravo. Su iç su. Vay. Çilekeş Umay bizlerle. Umay biraz bize kendini tanıtır mısın? Çilekeş Umay yeterli. Ne okudun? Ne mezunusun sen? Radyo TV sinema. Radyo TV sinema. Dereceyle mezun ha. İş görüşmesi yaparken ama şöyle dedi. Aa benim ne arkadaşlarım var daha benden zeki dedi. Öyle deme. İş görüşmesinde dedi. Beni şimdi canlı yayında yalancı mı çıkarıyorsun? Durup dururken kovulma Umay. Ha, bence ben humlayayım. Aynen. Yardımcı olur musunuz? Evet. Ben kolay humlayacağım. Kolay humlayacak. Tamam. Geliyor. Aa, name yapıyor. Artık dön gelin. Dönü tutturdun ama. Tutturdum. Ben bir kelime tutturunca tamam. Tamam zaten şey. Dön bebeğim galiba. Aynen. Ne içeyim? Ne içeyim? Sirkeyi içeyim. Evet, sana kalsın. Gerçekten insansız. Ama bunlar daha kötü değil mi? Bilmiyorum. Ay. Hepsi kötü şu andan itibaren. Sirke, Tabasco, Balzamik. Bence bunların sirkeyidir. Hepsi bok gibi yani. Keşke onu kendime ayırsaydım. Neyi kendine ayırsaydın acaba? Ana. Yine götü yalamış gibi oldu ağzım. Efe Bey, aynen. Sizi tanıyalım. Ben Efe Demiral, grubun gitaristiyim. Konuşuyor mu şu an? Konuştum. Mikrofonu gırtlağınıza sokar mısınız? Çünkü ağzınız yetmedi. Ben Efe Demiral, grubun gitaristiyim. Grubun gitaristisiniz. Evet. Onu zaten acaba nesi diye düşünmüştük. Ben korkuyorum yalnız. Söyleyeceğinden mi? Evet. Hiç korkma ya. Efe Bey size yardımcı olsun. Yok. Çok kolay. Çok kolay dedi. En kolayını seçtim. En kolayı buyurun. Yazık. Yaşlı. Ha, siz anladınız. Senden sonra dedim, senden sonra. Sen bir şey söyleyeceğim. Bu nasıl olacak ya? İki kelime geldi. yapıştırıp diye dön. Bildim. Senden sonra bildim. Bu ne abi? Şey mi bu? Sıla'nın evet, şarkısı aynen. Mı? Aa, vallahi helal olsun. Nasıl bildiniz ya? Ben böyle bir şey görmedim. Helal. Ama şimdi ben misafirim. Misafir bir şey söyleyeceğim. Yani. Neyse hadi. Hangisini içeyim? İstediğini. İstemiyorum. İstemediğini. İstemiyorum. Şunu içeyim, bu biraz seyreltmişler bunu. Balzami içiyorum ama seyrelmişini. İnşallah.
lütfen soru olmasın. Abi yemin ediyorum bak bir şey söyleyeceğim. Amerikan sitcomu gibi bir şeye döndü. Fark ediyor musun Ayça? Gelişini orada gördüm. Bir ışık var. Adımla aşağı giriyor herkes. Şimdiki hımlayan. Of. Şeyde vardı. Bu şarkı yarışmalarında falan vardı o ışığa girmeler. Tam o oldu. Hanımefendi sizi tanıyalım. Ben Nazlı. Okey benim şey yeterli. Ben zaten nasıl sesleneceğimi bileyim gerisini dinlemiyorum ki. Siz ne iş yaparsınız? Ben de oyuncu olmaya çalışıyorum. Bir yandan da buradayım. Evet. Ekipteyim. Nazlı ile mikrofon alınca çok hızlı saçmalayabiliyor bakış. Şimdi aklıma çok saçma ve ilk gelen şarkı. Eyvah. Evet. Söylüyorum. Lütfen önce özrünü dile de ondan sonra istersen. Özür dilerim. Tabii. Neden? Çok teşekkür ediyoruz Nazlı. Söylüyorum. Lütfen. Abi yine tek kelimeyle bilmiş olmasın. İşte şey bu. Mış mış yer değil mi o? Yok tamamen sağdım. Şu an filmi biliyorum. Ya seni biri gördü inşallah. Onu çekebildin mi? Çekemediniz değil mi? Abi çok acayip. Ne bana yaptı? Şöyle entarisi. Yap. Entarisi. Dımdım yer miydi? Yok. Onu yapan da Cemal. Bunu yaparken hayal edin Cemal'i. Çok acayip. Ama siz bana yardımcı olmayacak mıydınız? Neden? Ayça Hanım zaten mış mış yer bilmem ne falan filan diye tek kelimeyle çözdünüz yine. O yüzden ben bu tabaskoyu içeyim ne oluyorsa olsun. Afiyet olsun. Canan o mutluluğun. Beraber içelim istersen. Bence olur. Bence oğlum yazık ya kıyamam. O yazık. Onun rahatsızlığı var. Aa. Akraba ne? Akraba evliliği mi dedin sen? Yok canım estağfurullah öyle değil. İçiyorum. Zaten bunu içtikten sonra... Ayça'cığım zaten muhtemelen senin yüzüne bakacak halim olmayacak. Ağzımdaki kokudan. O yüzden çok memnun oldum tanıştığıma. Gerçekten seni ağırlamayı biz çok istiyorduk. Bir türlü fırsat bulamamıştık 2 senedir. Geçen sene de bir takım girişimlerimiz oldu. Bugün seninle birlikte vakit geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Ben de çok. Fark etmişsindir ekibin ağzını zor topladık. Sen buraya geldiğin andan itibaren ki Tibet'inkini toplayamadık bile. Fark etmişsindir. İyi ki geldin. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Hanımlar, beyler. Biz efendim haftaya pazartesi yine burada olacağız. Online'da sizlerle beraber olacağız. Çarşamba günü de YouTube'da olacağız. Bu böyle bir süre gidecek. Ama bir noktadan sonra kavuşuruz diye de umut ediyoruz. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın. İyi akşamlar. Signal White Now, İbrahim Selim'le bu geceyi sundu.